Hamur Bizim İşimiz YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Tijen Aktay. Bugün en sevilen 30 hamur işi tarifinden biri olan waffle tarifini yapacağım. Nefis lezzetiyle bu tarifi çok seveceksiniz. Hemen malzeme listesini sayıyorum size. Waffle için gerekli olan malzemeler un, bizim yağ ayçiçek, bizim yağ soda, kabartma tozu, şeker, süt, yumurta, çikolata, ceviz ve muz. Waffle hamurunu hazırlamak için öncelikle bizim yağı eritmemiz gerekiyor. Hem eritip birazcık da soğutmamız lazım. Şimdi bizim yağı erittim. Şöyle kenara alıyorum. Birazcık ılıması lazım. Biz o zamana kadar yumurta sarısını ve toz şekerini yapacağız. Süt ekleyeceğim şu anda. Ve şimdi biraz soda. Soda waffle'ın içerisini hem birazcık daha böyle kabarmasını sağlayacak hem de o bizim istediğimiz sünger dokuyu bize verecek. Eritip ılıttığım bizim yağı ilave ediyorum. Bizim yağ sayesinde de waffle'ın dışı oldukça çıtır olacak. Son olarak kuru malzemeler kalmıştı. Kuru malzemelerde un ve kabartma tozu. Bundan sonraki aşamada yumurta beyazlarının kar beyazı haline gelinceye kadar çırpılması. Daha sonra waffle hamuru hazır olacak. Yumurta beyazı kar beyazı haline geldi. Hemen hamurun içerisine katlaya katlaya ekleyeceğim. Önce birazını ekliyorum. Şöyle yavaşça hamura yediriyorum. Birazını daha şöyle ekliyorum. Hepsini bir seferde eklersek yumurtanın beyazını söndürmüş oluruz. Dolayısıyla 3 kere de eklememiz yeterli. Waffle hamuru artık hazır. Hamuru waffle makinesinin içerisine alacağım ama öncelikle bizim yağ ayçiçekli yağlamam gerekiyor. Sizin eğer böyle bir makineniz yok ise tost makineleri var. İçerisinde aynı zamanda waffle plakaları bulunan. O tarz makinelerde de pişirebilirsiniz. Ya da waffle silikon kalıpları var. O silikon kalıplarıyla fırında da pişirebilirsiniz. Waffle'dan çok güzel kokular geldi. Belli ki pişmiş. Çok güzel kokuyor. Muhteşem, lezzetinin güzel olduğu belli. Şimdi waffle'ın üzerine nefis bir çikolatalı sos hazırlayacağız. Tabii ki isteğe bağlı bu sos ama bence mutlaka yapın, lezzetini daha da arttırın. Öncelikle bizim yağı sos tenceresinin içerisine alacağım. Güzelce eriteceğim. Yağ sıcak iken üzerine çikolatayı ekleyeceğim. Burada en önemli püf nokta yağın daha önce erimesi gerekiyor. Çünkü böylelikle çikolatayı daha sonra ekleyeceğiz ve çikolata yanmayacak. Yağın ısısıyla çikolata erimeye başlayacak hemen. Bu işlemi isterseniz benvari usulde yapabilirsiniz ama böyle de gayet pratik oluyor. Şimdi artık bu şekilde bir kenarda bekletebilirim. Yağın ısısıyla çikolata güzelce eriyecek. Ben de o zamana kadar servis hazırlayacağım. Şimdi en güzel an, tadım zamanı. Dışı çıtır, içi yumuşacık, çok ama çok lezzetli. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum size. Siz de en sevdiğiniz hamur işi tarifini mutlaka bizimle paylaşın. Ama aynı zamanda Hamur Bizim İşimiz YouTube kanalını mutlaka takip edin.